Sayın Tanım, buyurun yeniden başlatın süreci. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii Şanlıurfa dile gelince Şanlıurfa halkı mağdur. Şanlıurfa halkı kimsesiz. Şanlıurfa peygamberler diyarıdır. Şanlıurfa'da şu anda elektrik kesik. Günde 6 saat elektrik kesik. Vali uyuyor mu? Nerede bu devletin valisi? Nerede bu hükümetin valisi? Şanlıurfa'da sağlık sorunları. Her hastanenin bulmuş olduğu yatakta 2-3 tane çocuk yatıyor. Nerede bu Şanlıurfa'nın valisi? Nerede Sağlık Bakanı? Şanlıurfa'nın eğitim sorunu. Her sınıfta 60-70 kişi sınıflarda okuyor. Bu Şanlıurfa'nın milletvekilleri, bu Şanlıurfa'nın bakanı, bu Şanlıurfa'nın valisi nerede? Aynı zamanda işbirlikçisi olan işitçiler nerede? Şanlıurfa'nın çevre sorunu. Atatürk Barajı'na Bozdova'nın, Adıyaman'ın, Kahta'nın, pislağım sularının hepsi Atatürk Barajı'na akıyor. Şanlıurfa'nın bu sağlık sorunu ne zaman, çevre sorunu ne zaman halledilecek? Şanlıurfa'nın ulaşım sorunu. Ahmet Aydın Bey, Adıyaman milletvekili. Kardeşim, Bozdova ile Adıyaman arasındaki duble yolunuz ne zaman bitecek? Bakanlık ne zaman bu Urfa ile ilgilenecek? Şanlıurfa'nın turizm sorunu. Haftada bir sefer uçak direkt var. Ondan sonrası aktarmalı. Dünyanın parasını vatandaşımız ödüyor. Çift aktarmalı olunca çift bilet parası alınıyor. Yazık, günah değil mi Urfalılara? Nerede bu Urfa'nın milletvekilleri? Nerede bu Urfa'nın bakanları? Urfa'nın mevsimlik işçi sorunu. Urfa'nın tüm mevsimlik işçilerin hepsi perişan durumda. Hiçbirinin güvencesi yok. Çocuklar okula gidemiyor. Mevsimlik işçi nedeniyle Urfalı ailelerin çocukları aynı zamanda 2 ay öncesinden okuldan alınmış oluyor. Bu anlamda Urfalılar mağdur. Aynı zamanda işsizlik sorunu. Türkiye'nin en fazla işsizlik sorunu Şanlıurfa'da. Ama Türkiye'de en fazla iktidara oy veren de Şanlıurfa. Büyük bir tezatlık söz konusu. Bakın, Şanlıurfalılar da artık uyandı. Şanlıurfalılar artık AKP'yi sandığa gömecek. Yani bu anlamda Şanlıurfa'ya göndermiş olduğunuz valide, Şanlıurfa'ya göndermiş olduğunuz valiyi belediye başkanı yaptınız. Urfa'da insan mı yoktu kardeşim? Yani Urfa'nın öz be öz evlatları dururken dışarıdan insanlar ithal ediyorsunuz Urfa'ya. Urfalılar sahipsiz değil. Gelelim kanunla ilgili. Sayın Hasip Kaplan Bey anlattı. Urfalılar dinleyin. Sizi burada milletvekillerini savunmuyor. Sizi burada bakan yaptığınız vekillerini savunmuyor. Sizi savunan tek bir parti varsa Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şimdi kanuna gelelim biz. Bakın, kanunla ilgili Sayın Bakan, vatandaş mağdur diyorsunuz. İcrada malını alacağız diyorsunuz. Doğru, güzel. Peki asıl amaç Sayın Tanal, isterseniz biraz daha önergeden konuşun. Rağbeti artırmaksa o zaman ne yapmak lazım? Vatandaş olan borçlumuzun eğer malını satıyorsa, icrada satılıyorsa asıl hedef rağbeti yükseltebilecek en yüksek bedelle gayrimenkulü satmak lazım. Peki gayrimenkulü en yüksek bedelle satacaksak, dışarıda bir alıcı girirse fiyatı yükseltecek ama kamu kurumu girirse KDV'den muaf olduğu için daha düşük bir bedelle kurum satın alacak. Bu eşitsizlik değil mi? Bu adaletsizlik değil mi? Yani borçlu batmış iken bir tane de siz vuruyorsunuz. Olması gereken ne biliyor musunuz? Dışarıda vatandaşın gayrimenkulüne eğer giren üçüncü kişiler 100 lira teklif ediyorsa kurumun 110 lira satın alması lazım. Sosyal adalet ilkesi bu değil mi? Siz vatandaşın teklif ettiği rakamdan daha büyük düşük bir rakam alacaksınız ki bu eşitliğe aykırı, bu adalete aykırı, bu düzene aykırı. Dünyada hangi ülke başka böyle bir yasa çıkardı? Hiçbir yasa yok. Şimdi 150 metrenin altındaki gayrimenkullerin KDV'si %1. 150 metre karenin üzerindeki gayrimenkullerle ilgili %18. Tarlalarda %18. Peki burada KDV yüzünden satılmayan gayrimenkul var mı? Varsa hepsini getirin bana. Ben hepsinin müşterisini bulayım.
Bu konuda samimi değilsiniz. Yani KDV yüzünden borçluların hiçbirisinin taşınmazı satılmamış değil. Yani teşekkür ediyorum.